Değerli öğrenciler, İktisada Giriş 2 dersinin 4. ünitesi. İlk sorumuz, iktisadi büyüme oranı hangi kavramdaki yıllık artış olarak tanımlanır? Ünitede iktisadi büyümenin nasıl ölçüleceği ile ilgili ifadelerden yanıtını bulabileceğiniz bir soru var karşımızda. Şıklara bakalım süratle. İlk şıkkımız A şıkkı, reel gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık değişim oranı. B şıkkı, reel gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık artış oranı. Üçüncü şıkkımız reel gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık azalış oranı. D şıkkımız cari gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık artış oranı. E şıkkımız ise cari gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık değişim oranı. Şimdi burada biz iktisadi büyüme reel kavramlarla ölçüldüğü için D ve E şıklarını baştan rahatlıkla eleyebiliriz. Reel gayri safi yurt içi hasılayı içeren ilk 3 şıka baktığımızda biz iktisadi büyüme oranının pozitif ya da negatif olabileceğini bildiğimize göre A şıkkı doğru yanıtımız olacak. Çünkü bu şık reel gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık değişim oranı biçiminde bir ifade içeriyor. B şıkkı artış olması gerektiğini, C şıkkı ise azalış olması gerektiğini ifade ettiğine göre eleniyor. Doğru şıkkımız A şıkkı.